Ne yaptın anne? Evi yıkıyorum İsmail şu anda. Eyvah Feyza. Şeyi unuttuk. Keski. Keski mi? Ha keski. Ya keskiyi vereceğim mi sen bana? Elektriği kapattın değil mi? Kapattım. Bütün şalterleri. Kapattım. Bu benim son görüntülerim olabilir. Bak ses. Hani elindeki plastik bir şey olmaz. Ben korkarım. Bu korkuyla ben çarpılabilirim. İsmail elindeki kavanozu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım şu kulası sen gelin mi? Hayır bu geldi. Bakayım. Ha bu da geldi. Yukarıya bak. Ah tamam. Zaten strafor çıkıyordu. Biliyorum değil mi? Ya bilmiyordum. Çünkü strafor zaten şeydi sallanıp duruyordu ya orada. O yüzden şeydi sen straforu al. İsmail sen şunu alır mısın? Yeşil şey ya. Tamam. İçerideki strafor da çok şey. Annem onları ben bir sabitleyeceğim de. Alayım mı? Tutabilir misin? Biraz ağır bu. Birazcık. Hemen geliyorum. Ama. Evet. Günümüze avize değiştirmekle başlıyoruz. Ne kadar temiz bir insan olduğumuzu görüyorsunuz. Ne alaka? Hani avizenin üstünde tavanın orasını. Ama siz de eksik yazmasını da. Şimdi ben bunu böylece buraya mı koyayım? Şöyle koyayım. Şöyle. Şimdi buradaki avizeyi ne için değiştiriyoruz? Ebru'lardan aldığım avize vardı benim. Onlar bu ışık biraz şey, kör kalıyordu. Kör kaldığı için de bunu takacağız. Bir de bu da çalışmazmış. Giramı takman gerekir. Giramı takman gerekiyor. Evet. Hiç onun hesabı da kasmadık ama çalışıyor dediler de. Şimdi bunları strafor takmayacaksın mı? Strafor takacağım. Takmam lazım. Strafor'u nasıl sağlamlayacağım? Strafor'u yapıştırmam lazım. Sıcak silikon tutar mı? Sıcak silikon tutabilirim. Sıcak silikonla yapıştıralım bakalım. Sonra bir de... Ama çok hızlı olman lazım. Taktıktan sonra hemen kuruyacak sıcak silikon. Kuruyacak mı? Sen beni çekiyor musun? Evet. Bazen ya ben bile ters tarafı çekebiliyorum. Bak şu avizenin ruhuna anne bak. Evet, bu arada herkese günaydın arkadaşlar diyelim. Hepinize günaydınlar olsun. Günümüze biz avize değiştirmekle başlarız tekrardan. Bakalım öyle bir işe kalkıştık. Aslında bir elektrikçi getirip elektrikçiyi de değiştirtebilirdim ama... Her ne şey... gerek var annem kendi yapıyor. Evet, ne gerek var ben yapıyorum. Elimden geldiğince bazı şeyleri kendim yapmaya çalışıyorum ki böyle daha iyi olur. Mesela her işi kendi yaptıktan sonra hayata daha kolay tutulabiliyor. Daha rahat ve daha... Böyle güvende hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden ben kendimi yapmak istedim. Ama şimdi tek sorunum hangi kahveyi hangisini takacağız? Çok güzel bir soru. Ben mis kahve, kırmızıya mavi, kahve mavi. Orada kırmızı mavi yok ki anne. Dur bir bakayım bir. Bence fark etmez. Yok fark eder. İsmail elindeki ne var anneciğim? Kavanoz kurar. Al tatlım bir tezgah. Dördünü ver birbirine bağla. Dört tane yok. İki tane var. Tamam toplam dört tane var ya. İkişer ikişer. Şimdi iki katı yağmurlu farkında anne. Anne, ikinci günden düşüyormuş şey. Lamba. Lamba düşmez. Lambanın buraya bak kancasını takmışlar. Biz kancayı takacağız lambaya avize. Avize düşmez. Avize tutan şey değil, kablolar değil, kanca. Onun da orada kanca yeri var. Yanlış yer çekiyor. Tavanı çektim biraz. Feyza zaten beni çekmiyor. Telefonumu getirir misin? Nerede? Nerede valla ben de şu Fatih abi arayacağım. Fatih abiye soracağım ama Fatih abi ne anlayacak ki? Fark eder mi? Fark etmez mi acaba? Ay şimdi bak korktum gördüm. Bu açıdan çok güzel çıkıyorsun poz ver. Hemen arıyorum. Ay. Hakan. Yapma aşkım. İsmail oradaki bir de adamı anlamak için ki önce şalteri açacağız. Yüksel'in dediğine göre Fatih abiye ulaşamadık. Doğru kabloları aynı yerine takmazsa çalışmaz dedi. O yüzden yerlerini işte patlamaz da dedi. Ama patlamaz dedi. Sadece çalışmaz dedi. Şimdi dur. Ben şey kaldıracağım Feyza. Ben kaldırayım mı? Niye böyle bir oyun yapmıyorum. Yapma bebeğim. Yapma aşkım.
tahtayla kaldı. Sen bak bakayım şu çalışacak mı çalışmayacak mı? Ver şunu. Kaldırdın mı? Evet. Ay çalıştı. Ay kırıldı. Düzgün yere takmış. Bir de iki gün sonra patlarsa. Yok patlamaz canım. Demek ki düzgün takmışım. Ben şimdi oraya elektrik bandı sereceğim. Ondan sonra şeyi takacağım daha. İlk önce onu takmam lazım. Çıkarıp tekrar takacağım. Boşuna taktım. Ama denemek için taktım. Evet, niye boşa taktım? Doğru. İki iş yapmak hoşuma gidiyor demek ki. Neyse sen sıcak silikonu hazırla. Ben o sıcak silikonu şöyle bir takıverim güzelce. Ondan sonra avizenin bak orada kupesi gibi bir şey var ya. Üst taraf çekil. Ben onunla orayı iyice sıkıştırıp sabitleyeceğim. Diğerlerini yapmıştım. Evet, trafomuzu komple çift taraflı bantla ama etli bantla yaptık. Etli bantlar gerçekten kuvvetli oluyor. İnşallah tutan zemin temiz ve pürüzsüz olduğu zaman çok güzel tutuyor. Ağır şeyler tutar bu. Zaten çok hafif baksana adamın kafasına düşsene bir şey yapmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elektrik kapalı mı yıka? Ay dur bakayım. Dur bir bak. Sana bir de yapışmayayım ben şeye. Açıkmış valla. Gerçek. Yok kapalıymış, yanlış görmüşüm. Kapalı. Şu kontrol kalemini versene bana. Kırılma yazmıyor. Annem ne oluyor sana? Salıncaklarının arkaya yapıştırıyor. Kapalı. Yani sen işte yine olamıyorsun. Elektrik bu. Elektrik hiçbir zaman şey kapalı. Hakan, dur anneciğim. Şöyle. Oh. Tarafını da çok fazla bastıramıyor ki eziliyor direkt. Ama tuttu. Eğer bu sıcak ama biraz yamuk yapıştırdı. Şaka. Valla. Diğer tarafa bak. Evet. Neyse. Hiç yok da nedir. İsmi şu avizeyi vereceğim mi anne? Teşekkür ederim. Aç kardeşini oyuncağı. Evet, daha güzelimizi tattık. Aç bakalım İsmail. Bismillah. Oldu mu? Oldu mu? Bir açarken böyle biraz bir sarsıldı. Ay daha durmadı o. Şimdi ben yeni bıraktım ya, açarken sarsılmıyor yani. Daha tam olarak durmadığı için o strafordan yine vermeyelim. Strafor aslında ben yapıştırabilecek bir malzeme almam lazım şimdi de. Bir de markette. Sabah bile kendi işini şey yapıyor belli. Değil mi? Bak şimdi göstereyim. Bu kapalı hali, bu açık hali. Ve ağır açılıyor. Biz avizeyi takarken mızır 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 dağılıydı. Sonra da ablası hama atınca uyumuş. Dün akşam çok erken uyudu Hakan. Şöyle size bir kendimi de çağırıyorum. Dün gece ben birazcık rahatsız hissettiğim için sizlere de söylemiştim. Aslında bugün video çekmeyebilirim demiştim ama ondan sonra yine duramadım, çektim. Çekim var dedim. Çektim dediysem çekiyoruz yani. O şekilde söyleyeyim size. Ay. Yani aslında bugün dinlenmek için kendime vakit ayıracaktım. Sonra video çekmediğim zaman da nasıl diyeyim, böyle bir huzursuzluk hissediyorum. Sanki bir boşluk.
gibi bir şey oluyor yani bende. Bir şey yapmadığımı hissediyorum. Yani normal rutin günümünden eksik bir şeyler yapmış gibi hissettiğim için yine de hadi video çekeyim dedim. Biraz geç bile olsa başlasam biraz geç başladım gerçekten. Çünkü sabah erken kalkamadım. Sabah biraz geç kalktım. Hakan 9.30'da uyudu. Hakan'la beraber ben de yattım. Gecenin bir yarısı tekrardan kalktı. Çünkü erken yattığı için erken kalktı. Kalkınca biraz oyalandık. Sonra tekrar yattık. Sonra tekrardan geç kalktık. Geç kalkınca biraz ama dinlenmiş oldum. Şu anda kendimi düne nazaran çok ama çok iyi hissediyorum. Siz benim paşamı görüyor musunuz? Benim oğlum da biraz erken kalkmış bugün. Hakan'ın sesini. Hakan tabii mızır mızır yatağın içine döndüğü için. Kaçta kalktın annem sen? İlk önce bir şey yapıyordum. Sonra Hakan'ın sesini duydum. Benim odama geliyordu. Bir baktım dolanıyor. Hakan şöyle bir burnuma sıktı. Gözlerimi açmamla burnumu sıkması bir oldu zaten. İki, bir daha uyumaya çalıştım. Bir daha sıktı. Sonrasında uyanmak zorunda kaldım. Sonra tekrardan biz yattık. İsmail televizyon seyrederken sabah bir baktım. İsmail'in hiç sesi gelmiyor. Televizyon sesi yok. O da televizyon karşısında uyumuş. Üzerine de battaniyeyi almış. Allah da üzerine battaniye almış. O da televizyonun karşısındaymış. Herkes ayrı yerde uyuyordu yani bugün. Ama neyse sonuçta dinlendik mi? Dinlendik. Biraz geç bile kalksak. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Dediğim şeyi de tamamıyla unuttum. Bak benim aklımda bir şey daha vardı ama unuttum. Hatırlamıyorum. İsmail. Efendim? Sen de bir canlı yayın yapalım mı? Olur. Sen canlı yayına başlangıcında bana bir Türk kahvesi yapar mısın? Olur. Beraber? Kendime de yapayım mı? Menengiç kahvesi mi, Osmanlı kahvesi mi yapalım o zaman sen değişeceksen? Menengiç. Tamam, menengiç. Menengiç hiç içmedim çünkü. Menengiç içmedin mi? İçmiş. Biz biraz sonra İsmail'le beraber bir canlı yayın yaparız hep beraber. Vakit buldukça canlı yayınlar yapmaya çalışıyorum ve özellikle Hakan uyuduğu vakitlerde canlı yayın yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü Hakan olduğu zaman o da ister istemez telefona saldırıyor, ses yapıyor, gürültü yapıyor. Size yorumlara da cevap veremiyorum. Çünkü yorumlar da çok hızlı aktığı için. Onlar da hızlı akınca hepsini okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Bazen atlamak zorunda kalıyorum. Bazı arkadaşlar alınıyorlar. Haklı olaraktan bizi görmüyorsun diyorlar ama bu isteyerek ya da bilerek olan bir şey değil. Evet, sürekli olarak sularını değiştirdiğim zeytinlerimi ben bu sabah tatlandırdım limon tuzuyla ve tuzla. Tatlandırdım bunu bir gün beklettikten sonra yemeğe hazır olacaktır. Ama bir tadacağım bir sabahtan yaptıydım. Hani belki tadında bir değişiklik olabilir. Yani tatlanmış olabilir, tadında değişiklik olabilir dediğim de bu. İsmail zeytine bayılır. Çok sever. Özellikle siyah zeyt. Özellikle siyah zeyt. Anam. Güzel olmuş. Dediğim gibi bu bir gün daha bekleyecek. Bekledikten sonra çok daha güzel olacak. Şöyle iki tane kavanoz yapacağım. Zaten o büyüklerden de ay suyu döktüm o. Büyükleri de bir anda zaten şey yapmayacağım, sularını değiştirmeye başlamayacağım. Kavanozu alacak, kavanozda sularını değiştirdikten sonra bundan sonra tatlandıracağım. Şimdi İsmail de bize Türk kahvesini yapmaya başlayacak. Evet. Evet, getir bakayım makineyi. Ben de canlı yayını açayım mı? Ne oldu? Onu getirme. Makineyi koy, sen şeyi getir. Ha onu getir. Şeyi de tak oraya. İsmail kombine makineyi getiriyor. Elektriğinden söküp de. Bir şey değil getireyim. Fincanları mı? Getir bakalım. Dur ben sana alayım mı fincanları? Bekle bakalım. Daha rahat. Getir bana şeyi. Ha sürahi buradaymış. Sen kahvelerini koy. Şimdi şekersiz bu. Kahveyi de koy. Şöyle çevireyim. Yani gözüküyor musun zaten anneciğim? Kendi şey yok mu? Onu da koy. Nerede yokmuş? Onu getir istersen. Şuna koyuyorsan. Evet, onu koy. Suyunu ben koyayım mı sana? Yok. At suyunu at. Oldu oldu, sıkıntı olmaz o zaman. O
kadar olsa yeter. Onu sokma içine istersen. Al bunu da karıştırınca, karıştırdıktan sonra da koyalım. Şöyle düz gideceğiz anneciğim. Düz. Ben bir şey soracağım. Sor anne. Parka gidelim mi? Bakarız. İşlerimizi. Tamam, işlerimizi halledelim, gidelim. Arkana bir iki tane uzun kollu bir şeyler almamız lazım da o yüzden. Anne, nereye gidiyoruz? Arkana kıyafet alacağız. İlgilerde bir tur atar geliyoruz. Olur mu, size uyar mı? Olur. Bir hava alın. Bir değişiklik olsun yani. Hiç eve almıyorlar çünkü çocuklarımızı eve kapattığımız için. Çocuklar artık eve alıştı ya. Çocukları eve kapatıyoruz ya, biz hiç dışarıya çıkarmıyoruz. Daha dün sabah dışarıdaydık. Ya şeye, Atatürk Parkı'na oyun oynamaya gittiler. Ama eve, iyi oldu ya. Eve girmiyorlar ki çocuklar. Eve girmiyorlar dedikleri doğru aslında, eve girmiyorlar. Ama boş ver, havalar. Antalya şu anda en gezilecek havası. Aynen. En güzel havası. Ne sıcak, ne soğuk, ne terletiyor, yazın ne de üşütüyor. Yazın zaten akşam dışarıya çıkabiliyorsun. Akşam yazın akşam çıktığında bile insan yine terliyor, üşeniyor, yapış yapış oluyor. Şey yapamıyorsun hiç. Kışın da soğuktan çocuklar üşütecek diye çıkıyorsun. En güzel ilk baharla sonbahar. Bahar, geçiş mevsimleri yani. En sevdiğim. Ben bir de kış insanıyım. Ben hep kış olsun istiyorum. Sen hangi mevsimi daha çok seviyorsun? Ben mi? Ha, yaz, bahar kış. Bahar mevsimlerini seviyorum. Hayır, yaz ya da kış. Baharı herkes sever. Yani. Yaz ya da kış diyeceksin Leyla. Hala söylemiyor, kış. İnatlaşıyor. Kış, bu da kış. Kış değil mi? Üst üste kış giyineceksin, battaniyenin altına gireceksin. Oh, kedi gibi var ya, sokulup uyuyacaksın. Ah, çocuğa bak, telefonumu fırlattı. Ekran mı parçalandı? Hayır kız, parçalanmadı, bir şey yok. Neden? Kırılmaz o. Bayağı şey olmuş ya. Öyleydi zaten ekranım. Kırılmazım şeydi de maşallahı var. Benim telefonum şeyli herhalde. Dedi, ne derler? Şerbetli herhalde. Hakan kasaysa bir şey olmaz. Belgin teyze. Hani geçen gün pikniğe gitmiştik ya. Evet. Hakan da bizim kapağı götürmüştü. Yolda giderken kapağı bırakmış. Biz de kapağı gördük. Hakan oradan geçtiğini belirtiyor. Buldunuz mu kız kapağı? Şeyde, evet. Şokun o karşı tarafı var ya. Ha. Oradan mı geçtiniz? Evet, geçerken, oradan geçtik. Orada düşmüş. Düş, attı kapağı. Gördük onu. Şey, ne yaptı? Bizim kutunun kapağı diye. Ben kutuyu attım ki ne? Kutuyu attı. Yapma Hakan. Ya Allah aşkına şu telefonun şeyi koy ya. Vermedim, elinden aldı. Bak şimdi Leyla teyzen kızıyorsun. A Leyla, sen de kalsın benim telefonum. Benden şunu. Verme. Verme sen telefonu. İyice oğlum, şımardın ha. Ne kadar, senin haberin var mı? Alamam telefon ben bir daha. 3000 mi annem? 3000 dedi. Burada para basmıyoruz biz. Dolandırıcı. Eğer Hakan telefonumuzu kırarsa Leyla yenileyecek telefonlarımızı. Hiç kusura bakma, benimkini sen yenileyeceksin. Benim telefonumu da vereyim. Ben diyorum ki İşin enteresan tarafı, seninkini almıyor, benimkini alıyor. Ama benimkinden artık sıkıldı, seninki değişik geliyor da o yüzden seninkini alıyor şu anda. Arkasını çeviriyor, bakıyor, önünü bakıyor. Her yerine bakıyor, ne yapsın çocukcağız. Thank you.
Bazı arkadaşlar yorumlarda sormuşlar, Ebru'nun Mehmet'le giydiği ve benim Hakan'ın Sünnet'le giydiğim elbiseler var ya, onları nereden aldık diye. Hatta Hakan'ın Sünnet kıyafetini aldığımız yeri aramışlar. Biz kıyafetleri buradan aldık, elbiseleri. Desne. Ebru'yla. Çok güzel elbiseler var. Çok güzel elbiseler var burada Leyla. Ebru'nun Mevlüt'te giydiği elbiseyle benim Sünnet'te giydiğim elbiseyi biz buradan aldık arkadaşlar. Bakabilirsiniz. İsterseniz internet sayfası ya da Instagram sayfası var mı? Hiç ama hiç bilmiyorum. Hadi bakayım ilerleyin. Beyler bayanlar. Merdivenden kayanlar. Şimdi düşecek benimki merdivenden. Düşüp de. Bayılanlar, bayılıp da ayılamayanlar. Biliyor musun sen onu? Şebnem teyzemin kocasının ismi neydi? Kimi? Şebnem teyzemin. Zafer Ege abi. Hayır, onun... Ersan. Ersan eniştem hani bizi alırken alıyordu, götürüyordu ya. Hı-hı. O zaman söylüyordu böyle. Bayılar ve bayanları verdi. Pantolon yağı var ya bende hayatım. Pantolon yağı da sürebilirsin. Tamam, pantolon yağı sürüyorum. En güzel pantolon. Pantolon yağı ya da zeytin yağı yapışmıyor. Ya bezini de kremliyorum. Yani pisini de kremliyorum. Evet, pantolon yağı. Tabii pantolon yağı bak. Elimizde olan şeyi unutuyoruz ya. Evde var aslında, onu unutuyorum. Hakan'ın pisi sabah şeyleri tebezine yapıştığı için pantolon yağı sürebiliyoruz. Leyla ile şimdi onun istişaresini yapıyoruz. Bir de Leyla ile neye baktık Leyla? Biz az önce Hakan'a takım baktık. Ne kadar Leyla? 140, 160, 180, 190. Bakın sadece bu normal bir takım. Bir takım. Bu da bir takım yani. Düşünün ki benim bu çocuğum kalın da değil, ince. İnce mevsimlik. Leyla ile ikimiz aynı anda konuşuyoruz. Buna kaç takım almam lazım Leyla benim? En az 5-6 takım alman gerek senin yani. En az. Bu da günlük bir tane kullanırsa yani. Aynen. Bir de bir çamaşır yıkadın mı hemen de kurumuyor. Günlük bir taneden fazla kullanmıyorum. Çünkü artık büyüdü, dökme şeyleri falan daha da çoğaldı. Ya benim en az 10 tane. Evet, 10 tane takım almam lazım ki üstünü günde 2 defa 3 defa değiştirebileyim yani. Diye. Ben bilmiyorum ya ne kadar pahalı, 120, aynen. 160, 140, 170. Aynen. Aşırı derecede aynen. Pahalı İsmail'in. 160 bir takım da 190 hatta. 190 doğru. Neyse. Marka bir yerde değil, sadece uzunlardaki fiyat bu yani. Kız ben olmazsa Elsi'ye gideyim ya. Hı. Değil mi? Elsi daha mı şey aslında? Yani Elsi daha uygun. Leyla bir vaktimiz olursa beraber gidelim şunu. Gidelim. Çocukları okula bıraktığımız zaman ya. Aynen hafta içi gidelim. Çünkü havalar ister istemez yavaş yavaş soğuyor. Hakan almam lazım. İsmail'im var. İsmail'den kalanlarda da bu yaş grubu için şu anda yok. Salı günü sabah mı senin iş? Evet. Sonra. Sabah. Sabah hayatım. Mı? Evet. O zaman öğleden sonra olabilir çünkü perşembe misafirim gelecek. Evet doğru tamam. Senin misafirin gelmeden benim işi de hallediverelim beraber. Çarşamba günü işlerim olur. Perşembe günü. Leyla ile. Bir Elsi'ye gideriz. Markantarya'ya mı gideriz? Kapalı yolda mı gideriz? Nereye gideriz? Markantarya'dakinde seçenek daha fazla. Markantarya'dakinde seçenek daha fazla. Migros'ta o kadar seçenek yoktu. Bak aynı mağaza ama aynı mağaza olmasına rağmen Migros'ta daha az seçenek var. Var ya aslında var ya gidebileceğiz. Outletleri var bunların şey havaalanına doğru giderken diye. Bak böyle Elsi'yi. Varsak tarafında da var. Varsak ama çok fazla seçenek yok orada. Deniz için birkaç kez Varsak tarafındakine gittim. Hani o Varsak yol üzerinde var. Çok öyle bir şey bulamaz mıyım? Doğrudur. Yani. Gireyoz mu? Hatta hatırlıyor musun İsmail'e, Buğlem'e falan doğum günü hediyesi almıştım ben. O Varsak yol üzerindekinden almıştım. Hmm. Hani bir iki parça o şekilde buldum yani. Vallahi bilmiyorum. Giriyoruz çok da şey değil aslında fiyatlar biliyor musun? Outlet olmasına rağmen yine orada da yüksekti. Çok bir fiyat farkı yok ya. Bir 10 dakika oynasınlar da gidelim. Bir 10 dakika çocukları parka sokalım da ondan sonra yavaş yavaş eve geri dönüş yaparız ya. Aşkım. Oh!
Annem. Kuzum. Deniz İsmail nerede teyzem? Şurada. İsmail'im. Buradan kaybolmayın annem, tamam mı bebeğim? Ben de istiyorum. Sallan teyzem, hadi sen de sallan. Ya ben de oturuyorum. Ay! Düştü, aman düştü, aman. Aman, aman teyzem. Bir şey oldu mu? Acıdı mı canın? Olmadı mı? Dikkat et teyzem, bu kadar hareket. Aman aklıma aldı. Bak abi de binmiş. Ama düzgün sallan, yoksa kardeşe çarparsa yanacak, tamam mı? Olmak istersin. Aa, yapıştırmış. Evet, yapıştırmışlar. Deniz. Deniz. Gel teyzem sanıncak. Arkadaşım çalacağım. Hayır. Hadi sus. Hadi Deniz, bin. Hadi İsmail, salla bakalım Deniz'i. Hayır. Az sallasın, alsanız da. Hayır. Hayır ya İsmail, bırak ya. Ya bu çok küçük. Teyzem, bu bebekler için ama. Baksana. Yok, bu daha küçük. Olabilir. Benimki daha uzun. Daha mı uzun? Şimdi aman, 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 aman. Kaçacaksın. Dikkat. Hadi abi, tamam. Ay, çıkıyor. Allah'ım, bu çocuklardaki enerji maşallah, ya Rabbi. Getirdiler, biz de anlayamadık. Sana göstermeye getirdik. Sen bakacaktın, oraya koydun hatırlıyorsan. Öyle mi? Evet. Kız, onlara ben hiç hatırlamıyordum. Kaldı, öylece kaldı orada. Kızım, ben niye böyle balık havası buldum iyice? Sana anlıyor musun diye sorduk da. Ben hiç hatırlamıyorum. Ne işe yarıyor diye. Ben hatırlamıyorum ki. Eliye yine böyle telefon aldı, ondan sonra da geri tekrar da bıraktım. Dalga mı geçiyorsun, ciddi mi söylüyorsun? Ne dalga geçin? Onun şeyde, Deniz'in çalışma masasındaydı. Normalde o kitap ondaydı. Sen bakacaksın diye buraya getirdim. Lan gel. Ben bir ayakkabı flamalarmış bu, flamalar. Ne flamasıymış? Flamaymış, evet. Evet, flama. Ne yapacakmış bu, lan flama? Almanya'dan gelen kırtasiye malzemesi. Ne yapacakmış? Dur şimdi. Ha, dur, burada kopmuş olan var. Yani ne diyecek buna? Yavrum, bu süs. Süs mü? Evet. Bak, bunu ayıracaksın. Süs yani. Bak kızım, bunu... Bak, 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 gördün mü? Az aşkım, bak, param vermişler. Kaç kadar git. 0.0 saat demedin mi sen yavrum buna? Sıfır sen? Ya üzerinde işte yazıyor. Kaç sen? Dur bakayım, kaç sen?
Ha pardon, 1 sent 0.90. 1 sent. 1 sent kaç para? Filama bebeğim, bu filama bak, bu süs. Gördün mü? Tamam, neyse sen... dur, 23 Nisan'da süslemek istiyorlar ya evde, o zaman lazım olur, dur karışmalar. 23 Nisan sanki artık şey, sınıf süslüyorlar be. Kızım ev süslemesi yaptırmıyorlar mı bize? Ha yaptır, aa evleri süslüyoruz. Bak burada yazıyor. Onu da herhalde yapıştıracak değil, fiyatını da yapıştırak mı yani istiyorsan. Türkçe yapayım. O içine lazım olur. Şimdi çok Leyla önemli. Var ya bunu saklar, ben size söyleyeyim. Niye saklayayım? Bak geçen ta 4 yaşındayken o şeydeki yetkinliklerin kağıtlarını sakladı. Gözleme lazım oldu, verdim. Gördün mü? Kızım geçen. O farklı, o fon kartonu hayatım. Fon kartonu her fon kartonu her da şey... tam mıydı? Tamam, yarımdı. Önemli değil. Bizim kesik kesikti. O da kesti, kullandı. Tamam, o farklı. Çöpe mi atak yani? Tutumlu ol biraz, tutumlu. Tutumlu olun, ekonomi olun, ekonomi evet. Yapın, ekonomi. Leyla gibi ekonomi yapın lütfen. İşte ekonomist olacak ya hanımefendi. Türkiye, ama Leyla'ya Türkiye ekonomi bakımı yaptılar. Bütün borçlarımız kapalı çünkü herkes her kızar. Hiç kimse hiçbir şey harcatmaz. Maşallah ama Leyla o konuda gerçekten dört dört işliyor. Kız ciddiyim ben. Dalga geçiyor. Dalga geçmiyor kız, gerçekten söylüyorum bak. Deniz! Deniz gel. Gel annem gel. Gel sana önemli bir şey buldum, gel. Gel teyzesinin güzeli, gel. Gel anne. Nedir? Havuç kapat, gel. Annem, gel. Çok gel önemli anne. Bir şey buldum, gel. Minik kuşum, gel buraya. Al, bu şeymiş, halanın getirdiği şeyler, kağıtlar var ya. Filama. Filamaymış. Bunlarla süs yapıyorsun. 23 Nisan'da hani evi süsletiyorlar ya, o zaman kullanırız. Bunu çekmeceğin sakla. Unutma, tamam mı teyzeciğim bunu? Unutmaz, unutmaz. Lazım oluyor. Hadi yürüyelim. Süs. Kitaplığın çekmecesine koy. Kalemlerini falan koyduğun yere. Lazım Nasılmış? Olduğunda kullanırız. Ne bakıp bakıp gidiyorum bana? Sen bak bak, ben gayet ciddiyim. Sen gelirsin anca. Fon kartonu diyor. Fon kartonu her zaman her şeyde kullanılıyor. Tamam hadi, aslında bir derece mantıklı. Bunu da aslında herhangi bir şey yaparken, resim ödevi yaparken kullanabilirsin. Resim yapıyor musun biraz? Ödev vermiyor ki. Evet, sınıfta yapıyorum. Aldık ya resim defteri. Diz kapağım ağrıyor. Benim uzun nereye gitti? Dur ben getireyim, otur. Dur ben alırım. Aa, işte burada kız. Aa, ondan sonra belki bana bakmadı derse. Dur getir de bakmadı demek. İlgilenmedi demek. Leyla'nın diz kapağı çok kötü şişti. Neden şişti? O zorlamadan nazara oldu. Nazara geldim. Neyime nazara geliyorsam artık. Leyla'ya nazar değdiler. Diyor ki neyime nazara değil geldiyse bastık diyor. Yani. Yok, senin o zorlama öyle olan bir şey. Zorladım herhalde ya. Ya biz ne zaman yürüyüşü bıraksak biz bir süredir beri yürümüyoruz. Yürümediğimiz zaman bizim vücudumuz bazı arızalar vermeye başlıyor. Doğru söylüyorsun. Doğru. Gerçekten yürürken, ama bak, yürürken böyle şey olmuyordu. Evet, yürümeyi bıraktıktan sonra yürümeyi bıraktıktan sonra şey oldu. Şeyler veriyor. Error veriyoruz. Yavaş yavaş yaş aldıkça artık vücut bazı sinyaller veriyor. Kendine bak. Yemene içmene dikkat et. Yürürken daha rahattı. Öyle ağrı ağrı yoktu yani. Kız biz bir ara iyice tutturduk. Benim de rahattı biliyor musun yürürken? İyice tutturduk. Her gün yürüyorduk ya, havalar sıcak, kendim iyiydi, rahattı. İster istemez Konyaaltı cıvıl cıvıldı. Yani insan ne kadar hareketli olsa o kadar daha rahat oluyor. Şu anda Konyaaltı'da o kadar şey yok, hareketlilik yok. Yani. Tenhalaştı. Evet, var ya, çok sakin oldu. Aşırı derecede sakin, o sakinlik de isterseniz insanı korkutuyor. Evet, tedirgin olduk ya yani. O taraf tedirgin olabiliyorsunuz çünkü orada insanlar oluyor, ne diyeyim. Ya varyant daha şey, biliyorsun arabaları falan kenarlara çekip de şey yapıyorlar ya, içki muhabbeti falan oluyor. Birazcık o tür şeye de girmek istemiyorsun yani. Hı. Bir ortamdan geçmek istemiyorsun. Sıkıntı yaşamamak için akşamları artık yürümüyoruz. Gündüzleri de artık işimiz olmazsa yürüyeceğiz ama
Dediğim gibi bir ara bir güzel tuturduk, iyi yürüyorduk. Yani Leyla'dan bahsediyor. Ben nefes alışverişimiz biraz düzelmişti yani merdiven çıkarken bir şey yaparken. Ama bir süre yürümeyip de yürüdüğümüz zaman geri dönüşte zorlanıyordum ben. Hele o varyantın o köşe yok mu bizim çıktığımız köşe? O son yürüdüğümüzde zaten hani bir hafta onlara verdik son yürüdüğümüzde. Benim başım döndü ama. Ben de çok kötü oldum. Ben sana dedim ya benim başım dönmeye başladı. Leyla dedim çok fazla yürüdük herhalde benim gerçekten başım çok kötü. Yürüdüğümüz aynı mesafe. Aynı yani ama işte aynı baş dönmesi yaptı. Şey yani. O varyantına... 10 güne ara verdik. 10 güne yakın süre ara verdik biz. Sen memlekete gittiğinde ben hiç ara vermedim. Hiç. Ya ben orada kızlar akşam çıkıyordu. Kızlar mıydı ben yürüyordum. İşte. Hani şey mesafe kısa ama tur atıyorlar onlar. Ama ne yapıyorlar? 4-5 tur atıyorlar. Yine seninle yürüdüğümüz kadar olmuyor ama 9000 falan adım atmış oluyorlar yani. İşte. 9000, 10000'e tam buldurmuyorlar. 8000'den 9000 arası adım atıyorlar yine de. Sağ olsun o varyantı bize Özlem şey yaptı. Özlem yapmasa biz kısadan kaçıyorduk farkındaysa. Karşı caddeden geçtiğimiz zaman o varyant bizi zorluyordu. Son dönemeç bizi gerçekten zorluyor. Yani. İyi ama boş ver. Neyse bakalım inşallah artık çocukları okula bıraktıktan sonra işimiz olmazsa yürüyeceğiz. Bence de. Yürüyelim. Gerçekten şey yani. Sen bu ayağın şey yap da bir buz yap. Şişirilsin. Ondan sonra başlayalım yürümeye. Şey olsun ondan sonra dediğin gibi başlayalım. Aslında yarın ayağın şiş olmasa senle bir Markantalya'ya gidebilsek. Yani inerse şahit ola yani. Çünkü çarşıya gittik, havamızı aldık da geldik. Hiçbir şey yoktu. Çok şu pahalı, gerçekten pahalı. Ufacık böyle... şeyler çok pahalı Leyla. Dün de yine böyle akşam tutturdum. Sonra gün içinde iyiydi, akşam geri tekrar başladı işte. Neymiş ama vücutta hastalıklar akşamları daha çok nüksediyor derler ya. Şimdi dedim ya güldüğe giderken ağrısı başladı diye. Yani İyi sen bizim eve hiç çıktın 5 katı bugün. Bugün Gülcan, Leyla bize geldi. Gülcan beni aldı. Zaten Gülcan'a giderken başladı ağrısı. Beraber çıktığımızda mı? Beraber çıktık yani. Senden i̇şte indik de Gülcan'a giderken başladı ağrısı. Önce ağrısı şeydi. Dün parka gittik. Parka giderken ağrısı başladıydı. Sonra eve geldim. Ne yaptın eve gittin? Temizlik yaptın. Ters temizlik bir hareket yaptım. Bence sen dizini zorladın. Çünkü koltukların altı bunu böyle mesafesi az olduğu zaman Leyla şey oldu, kısa bir şey oldu, arası yok ya. Kaldırıyor mu, ittiriyor musun sen bunları? İttiriyorum. İttiriyorsun ama sonuçta bir zorlama yapıyorsun kendine. Bizim yatağı ittiriyorum. Yatağı. Dur, nereden oldu yatağı, şimdi anlaşıldı. Yatağı ben şey yapmıyorum, oturuyorum, dizimi verip de ittiriyorum. Çok ağır ya. Sen zorladın işte dizini. O yatağı ittirirken zorlandı, bizim yatağı ittirirken. Leyla, 3 tane mi fıtığın vardı senin? 3 tane fıtığın vardı, onları yine ittiriyorsun kendine. Ne yapayım derken, kim yapacak? Gelip yardım edecek misin mağabacım? Beni fıtığım yok mu? O zaman mecburen ben yapacağım. Kim yapacak gelip? Hayır yardım edin. Yani. Yardım etmem de senin koltukların altında yüksek ayaklı bir şey yapmak lazım. Bu şeyde ne oldu? Yatakta ne oldu? Koltukları ayakla yapıyorum. Yatak hani şey ya altına bir yatak falan girmiyor. Girmiyor yatak. Altına almak için haftada bir yatakları ittiriyorum ya. Dün yatakları ittirirken oturuyorum. Dizimle ittiriyorum ben. Yavaş yavaş. Belimi zorlamamak için dizimi ittiriyorum. Ayağımı ittiriyorum. Oldu oldu bu doğru. Şimdi anladım. Tamam şimdi artık dizin şişliği nereden çıktı belli oldu. Yani zorlama o çünkü belli zorlama oldu. Evet. Oradan geldim. Bu bir hafta falan hemen sürer. Ben sana dedim ya şiştiği için zorlamadan dolayı da. Şiştiği de ondan sonra geçmişti yani. O başlık kısmına verdim. Şey yaptım oturduğum yerde. İnan ki ya biz temizlik yaparken hiç canımızın kıymetini bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum, yalan yok. Ben o bu çamaşır makinesinin altını sürekli olarak silmek siliniyor. Onu sürekli çek, it. Elimde zaten egzama var. Benim elimin hiçbir şekilde suya girmemesi lazım. Deterjana girmemesi lazım ama elim hiç sudan çıkmıyor ki sürekli deterjan. Ben o fırsatı her gün çamaşır suyuyla yıkıyorum. Yıkamadığım gün hiç yok yani çamaşır suyuyla. Benim bu son anlayışta yazın aldım çamaşır makinesi yeni aldığımız.
Onu nasıl yapmışlarsa öbürünü çekip ittiriyordum çamaşır makinesini. Onun hiç yerine bir defa kımıldatmaya çalışıp... Kımıldatma. Şey, ses ayakları çıkartmaya başladı. Tabii. Çok dengesiz, kımıldasan dengesiz bu sefer ses çıkartıyor, yürümeye başlıyor. İşte ilk önce ses çıkartmıyordu. İlk kurdu gittiler, ses çıkartmıyordu. Son 3 hafta önce falan altını temizleyeyim dedim. Çekeyim dedim, ben yani silmeyle tam alamıyorsun. Çekip de alayım dedim, arka kısımlarını falan rahat sileyim dedim. Zaten kımıldatamadım, ses çıkartmaya başladı ondan sonra da. Bak Leyla, ben aldım internetten. Yeni mi onu yeni nasıl yapacağız? Arka ayağını, arka ayağı herhalde şey oluyor. Onlar vida. Vida mı onlar? Onu böyle şey yapıp vidasını düzelteceğiz. Yani ayı açacağız ya, kapacağız vidası oynamışçam. Onun ayakları vidalıdır yani. Bak şöyle. O ses çıkartıyor ya, bayağı ses çıkartmaya başladı. Ben seninkini bir kere çalışırken duydum, hiç ses çıkmıyordu. İçini çıkartmaya başladı. Ondan sonra o ayağını oynattım, ondan sonra başladı. Ama bayağı zorladı beni. Ya. Altını alayım dedim de çekemedim yani. Çekme, oynatırsın, içine oynatırsın. Onun tepesinde kocaman bir şey var yani, ağırlık falan. O ağırlığı da oynatırsın zaten. Aslında çok sakat bizim yaptığımız çamaşır makinelerini yeniden oynatmak hiç iyi bir şey değil. Şey, şimdi çok ters koymuşlar. Çamaşır makinesi şöyle, duvarla arası şu kadar mesafe var. Tamam. Hani direkt oturtursalar duvarı en azından silmezsin. Ama şimdi burada toz oluyor, mecburen bu duvarı silmesi gerek. Ama direkt duvarı da oturtamazlar, girişler var, buraların giriş çıkışları var. İşte o duvarı alabileyim, sileyim diye arka tarafını çekeyim öne. Vallahi Leyla, kalkıyorsunuz bana laf söylüyorsunuz. Çok temizlik hastasısın, olsun olsun. Sen benden daha betersin vallahi. Yok, ben senin kadar değilim. Ben senin kadar değilim diyor. Ben senin kadar kalkıp da makinenin arkasındaki duvara takıp da onu çekmiyorum, asılmıyorum yani. Elimin girdiği yerleri siliyorum. Demek ki ben o kadar takıntı değilim. Ben duvarları her zaman silmiyorum. Leyla duvarları siliyor, ben duvar silmiyorum. Duvarları ama ben her zaman silmiyorum. Ay, senede bir bile silsen siliyorsun sonuçta. Bir veya iki defa siliyorum. Bir, bak ben bir bile kendisi iki defa siliyorum. İlk baharda, bir de sonbaharda. Ya. Hatta bazen sonbaharda silmiyorum. Şu duvarı var ya, bak şuraları siliyor. Bu sizin görmediğiniz yerler. Bu duvarları siliyor. Şu duvarı silemediği için hanımefendi burayı cifle yıkıyor. Ben size söyleyeyim, yukarısı bunun şey, beton, siz göremiyorsunuz, yıkıyor. Bana kalkıyor, diyor ki sen takıntılısın diyor. O benden daha da takıntılı. Kim daha çok takıntılı acaba? Ne alakası? Star belki de şimdi bana laf söylüyor ya, o yüzden diyorum. Yoksa temizine bir şey söylüyor. Orası güzel ama orası şey. Orası güzel ama orayı silmek kolay, siliyor orayı da. Buranın duvarını silmek kolay değil, çekiyor. Orada şey, içine... Burası şey değil, zımparalı değil, orası zımparalı. Bir de alçı yapmışlar orayı sanırım, alçılı. Burası mı? Tabii, hani satın altım derler, dümdüz olan duvarları ne derler ben bilmiyorum ama burası eski tip duvar diyeyim ben size, yani o şekilde anlarsınız. Burayı silemiyor, girintili çıkıntılı olduğu için diyor, beyzesilerken de içlerine girmiyor diyor, cifliyorum diyor, sonra yıkıyorum diyor. Şu arka tarafta yine görüyorsunuz, burası balkonmuş. Mutfağı da hallettirdik. Mutfağı da hallettirdikleri için gideri de şurada var. Oradan giderden de göndereyim hanımefendi. Takıntılı olan benim, temizliği çok fazla yapan da kendisi. İyi hocam. Hadi bakalım. Ben duvarı yılda iki defa siliyorum. Sen her gün şey yapıyorsun. Ben her gün duvar silmiyorum. Ben hiç şimdi duvar silmiyorum. Şimdi ama diğerlerini yapıyorsun. Ben diğerlerini ne yapıyorum? Ben günlük evimi siliyorum, süpürüyorum. Ha, mutfakta söylüyorsan da mutfakta ellerimizin değdiği yerleri her gün o sana göster. Hı. Sen aldın mı o mavi şeyden? Neyi? Seninle beraber geldim ben. Neyi? Yarın ben sana yarın alayım gelirken. Geleceğim ya. Yarın iş yaparım, marketten alır silerim dolapları. Ay zaten İsmail gelecek de yani Mustafa Hoca gibi de... İsmail geldi ya. Ha geldi zaten de, pardon geldi ya. Ben geleceğim eninde sonunda zaten ya, Mustafa Hoca gitmeden büyük bir ihtimalle gelmeye çalışırım. Gelirken beni alırım eğer isterse. Markete gidemezsem şey yaparım. Ama onları gitmem herhalde, yarın börek pişiririm onları. Börek var ya buzdağıttım, böreklerden ha, yaparsın. Yarın börekleri pişireyim onları. Aslında onlara şey yapmayı yani niyetim vardı da, börek olunca börekleri kullanamadım. Şu üç renkli muhallebili şey var ya. Ha tatlı. Tatlı da. İrmikli muhallebili tatlı yapmayı diye düşünüyordu da, üç renkli böyle kek kalıplarından yapılan ondan yapmayı düşünüyordu ama böreğimiz olduğu için böreği yiyecekler hastanın üstüne. Haftaya, bir haftaya değil, birkaç gün sonra tekrar yaparsın sen bunu. Perşembe günü dersleri var ya. Hmm.
Sen ayağına buz tut Leyla. Tamam. Sen benden takılsın. Ben ayağımı oramı buramı sakatlamıyorum senin şeyine. Temizlik şeyine. Ne yapayım bacım işte. Tek başına ettirip çektirince zor oluyor. Hayır, evinde de bir tane evladı var. Allah bağışlasın. Allah uzun ömür versin. Deniz sessiz, sakin, ılıman, evde varlığı yokluğu belli olmayan bir çocuk. Evde doğru zünde atan bir çocuk değil mi? He, masasına girdiğim zaman kitaplığına çıkabiliyorum sanki. Sanki o kitaplığın üstünü hep kucuruyor çocuk sanki. Bala dağıtıyor. Seneye çekmecelerini gör. Ya sen o iki tane çekmece oyuncak çekmecesi yapmışsın. Tabii ki de dağılacak Leyla. Ne yapayım? Oyuncak çekmecesi yapmadan önceki halimi de gördün sen. Atıyordu her tarafı. Arkalarından oyuncak topluyordu. Ay bazen şey yani tamam Leyla sen haklısın. Ben neden hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Ağzımı da açmıyorum. Takıntılı olan benim tamam. Takıntı yok. Problem de yok. Biz kaçalım artık arkadaşlar sen istiyorsun. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.